Selamünaleyküm arkadaşlar. Avşun'un Emirli Köyü'nde Eshabül Keyf'e geldik arkadaşlar. Ve gerçekten burayı gezmeden, görmeden, sizlere göstermeden geçmek istemedik. Yedi uyurlar, 307 yıl burada uyudukları söylenen yeri hep beraber gezelim arkadaşlar. Buyurun. Eshab-ı Keyf camisi. Camiyi şöyle bir gösterelim. Burası kaç çocuğu? Hakkımız zamanlar yalnız. Kendi bina mı? Mağara. Mağarada bunlar sonradan yapılır. Bunlar hep eski. Burada hep eski. Bu canlı. Mağara burası. Yer uyurların uyuduğu mağara. Ha bu içeri. Buraya zemzem dediler. Su, kaynak var. Suyu gösterebilirsiniz. Şöyle denirler. Nerede? Buralar ıslak mı? Burada. Hı, ıslak mı? Değil değil. Islak öyle bir. Şurada herhalde. Evet burası. Aynen burası zemzem suyu abi. Burada yedi uyurların yattığı mağara. Tatyanus'un zulmünden kaçıp buraya sığınıyorlar. 307 yıl bu mağarada yatıyorlar, uykuya dalıyorlar. Bununla ilgili bazı söylenen rivayetler var. İşte Urfa'da var, Batman'da var, İstanbul'da var. Bir de burası. Şimdi gerçeği burası. Kanıtlandığı yer burası abi. Gerçeği burası. Dünyada gerçeği burası. Sabah güneşini ilk bu mağara görüyor. Bilim adamları falan da araştırdı. Sabah güneşinin doğuşunu ve akşam güneşinin batışını görüyor bu mağara. Tabi şu an yapı falan yeni yapılar olduğu için üstünde görmüyor. Ama bilim adamları gelip bu mağarayı gördüler. Araştırdım. Ve burayı dünyada 7 tane ama buranın gerçek olduğunu İstanbul'dakine de gittim gezdim de bura farklı. Bura daha gerçek gibi geliyor. Demek ki gerçeği burası. Şurada da bilgiler yazıyor. Orijinalliği korumuşlar, bozmamışlar. Evet. Böyle bir giriş yapmışlar. Kaç yıl yattıkları dedim? 307. Zaten uykuya dalıyorlar. Girdiklerinde birinin ayağı kırık. Kalkıyorlar ki ayak iyileşmiş. Biz de, aynen karınları acıkıyor. Biz diyorlar ne oldu diyorlar. Paraya veriyorlar. Git diyorlar birine ekmek al aşağıya Çoban Pınarı. Aynen bu geliyor parayı uzatınca kaç yıl uyudukları şey oluyor. Orada bunları şikayet ediyorlar. Kaçıyor buraya geliyor. Para şey para etmiyor artık. Aynen evet. Para bitmiş. Antika diye antika. Herhalde. Sen bu parayı neden buldun? Şimdi falan? 1 lirayı götürdüm. 1 lira 307 yıl sonra. Antika olacak. Antika aynen. Onlar geri kaçıyorlar onu şikayet ediyor. Öldürecekler bunları. Buraya geliyor mağaranın önünde hepsi tutmaya geldiklerinde buhar oluyor. Kayboluyorlar. Bir de bunların bir köpeği de vardı değil mi? Aynen köpeği Kıtmir. Kıtmir. Onunla beraber mi yedi oluyorlar? Aynen hepsi. Kayboluyor. Hepsi. O yedi köpek de sekiz oluyorlar. Ha öyle mi? Aynen.
7 kişi bir de köpek. Aynen. Kişi. Ay be. Şu yazıyı hiç yapmamış baba. Baba. Efendim gel. Şu yazıyı bir gösterir misin? Aynen, exit nedir ya? Sadece bu yazı yarışmamış. Gerçekten. Bu ne? Aynen abi, çıkış. Yabancılar geliyor. Yabancılar için o da tabii ki. Ya belirli oralar. Şurada ne var? Kaya parçası kalmış burada. Evet. Ama bu bozmamış. Geleceğim. Buraya belirli oralar abi. Burayı ne için böyle bırakmışlar? Dua. Tarih bozmamak için abi. Vallahi helal olsun. Oradan da su falan geliyor. Ağaçların kökü var bu kadar. Ağaçların aynen kökü duruyor. Şuradaki şeyi çeker misin? Neymiş bu? Oraya belirli ovalarlar. Bel arasına falan iyi gelir derler. Allah Allah. Oraya oturup mu ovalıyorlar? Aynen abi, çömeliyorsun. İşte, sırtını mı veriyor oraya? Aynen, sırtını veriyor. Bir abi yapsana, bir göstersene. Bak şurada şey de var. Tam affedersin, kıçına oturacağı gibi. Şöyle değil mi? Aynen, belini ovalıyor. Allah'ım. Şifa olur inşallah. İnşallah. Şu pencere ne? Havalandırma. Yok, orası kandil yeri gibi tuhaf bir şey. Eski tarihte ne olduğunu bilmiyoruz ona göre. Aman kandil yeri gibi. Devam yapacak. Allah'ın kınak gibi. Mermer. Burası kervansaray dedikleri. İbadet etmek için. Camın üstünden arabaşsın. Tabii. Buraya da çile odası diyorlar. Çile odası mı? Aynen. Bunlar maket. İzole olmuş. Eski yapı. Sadece şu arabalar var ya. Duvar kalınlığını da şuradan görebilirsiniz. Taşlar aynı. Bunların kalınlığına bakalım. 2 metre var. 1 metresi var. Gel. İbadet hani tarzı bir şey. Şeye bakalım. Lafim yapışır gibi. Şurada bak. Hiçbir şey kullanılmamış. Hiçbir şey kullanmamış ama nasıl sağlam. Aynen. Birine kilitlenmiş. Burada da aynı şey var. Başka. Bu önce namazı bitirmiş, selam veriyor. Ah sakallı valla çatlar bak. Bunlar mı? Aynen, bambunlar. Bambun değil mi? Bunlar da kapalı değil. İnsanlar bunu parçaladığı için sakallı falan yoruyorlar. Kapattılar, montre yasak içeriyorlar. Bunlar buradan ne var? Lan. Bu kadar değil mi şimdi? Bir de şey var, develerin gelip yattıkları yer, konakladıkları. Hanı da.
Şimdi burada yedi uyurların hepsinin isimleri her çeşmeye verilmiş. İsimleri bir gösterelim böyle arkadaşlar. Yemliha, Tebernuz, Nuş, Tebernuş, Sazenuş, Sazenuş, Mislina. Güzel isimler ama. Mernuş. Mekselina. Mekselina ne kadar güzel isimler ya. Kefeşte Tayuş. Bunu söylemiş biraz daha. Kefeşte Tayuş. Ve bu da içerideki zemzem suyunu buraya verdiler. Sular bu çeşmeden akıyor. Aa, zemzem mi o? Aynen, bu içerideki su buraya geliyor. O zaman biz zemzem içelim. Biz zemzem iç de onunla şey yapalım. Tadı nasıl? Güzel mi? Aynı kar suyu gibi güzel. Abi burada han yatmak için kullanıyorlar buraya. Dinlenmek için. Geçiş yolu yani. Özkan bir gelir misin? Şu yapıyor bak. Oo. Havanlara bak. Tamam, hadi eski yapımlar yani. Vay anasın. Orası nerede diyemem. Şimdi hani günümüzde Kuruluş Osmanlı, Diriliş Ertuğrul'u seyredenler varsa orada bahsettikleri han bunun gibi bir şey işte. Evet. Kervanların uğrak yeri. O değerli bir şey baksana ya. Tavana baksana ya. Tamam ya. Tamam. Küçük taşlar bunu nasıl yapıyoruz? Bu Osmanlı diyemiyorlar. Bunlar tutuyor. Evet. Şurada çıkışlar. Kolay kolay durmayan bir şey. Burhan yolculuk esnasında burada dinleniyorlarmış eskiden. Burası bir oda. Oda şeklinde buralar. Burada da aynı şekilde bir oda daha. Kapı eski değil mi? Eski abi. Eski ya. Han kapıları böyle büyük oluyormuş demek ki. Zaten bu düşerse adamı öldürür. Pestilini çıkartır. Ölümlerden malak yazar. Dar da bir hava. Kilit sistemi falan. Orijinal. Demir perçinlerle. Arkadaşlar. Sizi böyle alayım artık. Gezdiğiniz yeter. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.